Herkese merhaba. Yine bir kitap önerileri videosunun gece seansına hoş geldiniz. Bugünkü kitabımızın adı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban kitabı. Bu kitabın öncelikle sayfa sayısını söylemek istiyorum size. Ya arkasında yazılar falan var. Onları geçersek kitabımız bir saniye. Kitabımız 198 sayfa, yani okunması gereken yerler 198 sayfa kadar. Bu kitap neyi anlatıyor? Bu kitap da gene bir eski zaman kitabı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonrasını anlatıyor. Birinci Dünya Savaşı ve o zamanları anlatıyor. Kitabın konusu şöyle. Ahmet Celal diye bir karakterimiz var ve kendisi yedek subay. Yedek subay olarak Birinci Dünya Savaşı'na gidiyor. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nda tek kolunu kaybediyor. Yaralanıyor ve ondan dolayı İstanbul'a tekrar gönderiliyor. İstanbul'da İngiliz sömürgesi altında olduğu için emir eri Mehmet Ali tarafından onun köyüne davet ediliyor ve bu daveti kabul ediyor. Porsukçay tarafında bir köy. Oraya gidiyor. Orada işte tabii aklı hala savaşta, fakat hani kolunu kaybettiği için, yani gazi sayıldığı için savaşa alınmıyor. Böyle de bir sıkıntı var. Bu yüzden sürekli gazetelerden olsun, işte haber alınabilen her yerden şey alıyor. Haberlerini almaya çalışıyor yani savaşın, öyle söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey, gittiği köyde de insanlar o kadar cahil, o kadar yoksul ki, bunun sebebi de Salih Ağa diye oranın zengini. Bütün mülklerin sahibi olmuş ve insanları dolandıran bir insan var. Ve bütün halk da, bütün köylüler de bu adama inanıyorlar. Bu adama inandıkları için, bu adam da Ahmet Celal'i çok sevmediği için köylüler Ahmet Celal'e yaban diyor. Yani çok fazla ısınamıyor. Bu yüzden de Ahmet Celal bunalıma giriyor. İşte bayağı bir strese giriyor. Neden? Çünkü insanlarla iletişim kuramıyor falan, böyle yalnızlık çekiyor. Ve hani sürekli yazıyor, anılarını yazıyor falan derken bir gün böyle bir dolaşmaya çıkıyor Ahmet Celal ve dolaşmaya çıktığında da bir tane kız görüyor. Çok hoşuna gidiyor, gerçekten çok beğeniyor o kızı falan. Fakat kadın Mehmet Ali'nin kız kardeşi oluyor ve İsmail adında biriyle evli oluyor karısı. Ondan sonra Yunanlar köyü işgal etmeye başlıyor. Yunanlar geliyor, köyü işgal ediyorlar falan. O zaman da kaçmak zorunda köylere, çünkü işkence ediyor Yunanlar falan. Emine'yi de yanında götürüyor ve ya onu da götürmek istiyor, kurtarmak istiyor ve kaçıyorlar. Kaçarlarken vuruluyorlar. İkisi de yaralanıyor ve Emine çok ağır yaralanıyor. Bu yüzden yani onu bırakıp gitmek zorunda kalıyor Ahmet Celal. Fakat Emine'den ayrılmadan önce Emine'nin eline bir anı defteri tutuşturuyor. Yani orada yaptıklarını anlatan bir anı defteri tutuşturuyor ve farklı bir yöne doğru gidiyor. Bilinmeyen bir yöne doğru gidiyor Ahmet Celal. Bundan sonra Sakarya Savaşı bittikten sonra işte hani köylüleri falan, işte o enkazları falan kaldırmaya başladıklarında kenarları yanmış bir anı defteri buluyorlar. Yani bu şey evine anı defterini ölme pahasına olsa korumuş oluyor. İşte cesetlerin yanında, o kemiklerin yanında aynı şekilde anı defteri de bulunuyor. Ahmet Celal'in anı defteri oluyor bu da, buldukları anı defteri de. Böyle bir hikaye. Gene bir geçmiş zaman kitabı, yani bayağı geçmiş zaman kitabı. Dediğim gibi Birinci Dünya Savaşı ve sonrası zamanları anlatan bir kitap. Dil olarak ağır mı? Evet, biraz ağır. Fakat anlayabileceğiniz şekilde mi? Evet, anlayabileceğiniz şekilde. Ben bu kitabı ilk başta yanlış hatırlamıyorsam lisedeyken bize hocamız bu kitabı zorunlu kılmıştı. Hani okuyacaksınız falan filan diye ödev şeklinde. Şimdi bir şeyi zorunlu verince ister istemez insan sevmiyormuş. Ben öyle düşünüyorum. Ben bu kitabı o kadar zor okudum ki, o kadar böyle nefret ederek okudum ki kitabı anlatamam size. Sonradan ama yani şey diyordum, hatta bir yer görüyordum, baksana burada salak diyor, işte konuşma tarzı falan hiç hoş değil falan, bu şekildeydim sürekli. Böyle bir kusur bulmaya çalışıyordum sürekli ve belki liseden önce olabilir, ilk öğretim 7. 8. sınıfta, ortaokuldayken de olabilir, yanlış hatırlamıyorsam, tam bilmiyorum çünkü tarihini, işte ne zaman okuduğumu. İşte yani o zamanlar bunu anlayamamıştım, kavrayamamıştım kitabı ve hani zorunlu tutulduğu için anlamak da istememiştim, sevmemiştim. Sonradan biraz daha
yaşım ilerlediğinde ve yani gene lisedeydim. Lise sonunda falandım herhalde ve kendi isteğimle okumak istedim tekrardan kitabı ve tekrardan okudum. O zaman gerçekten ne anlatmak istediğini, bana ne vurgulamak istediğini işte o zaman anladım. Gerçekten çok güzel bir kitap. Yani okursanız pişman olmazsınız çünkü ben tarihi dönem ya da kitaplarını çok seviyorum. Tarihi dönem kitapları olsun falan çok seviyorum. Çok ilgimi çekiyor. Eğer sizlerin de ilgisini çekiyorsa kesinlikle Yaban kitabını okumanızı tavsiye ederim. Çünkü o 1. Dünya Savaşı'ndaki o köylülerin yaşadıkları, işte Ahmet Celal'in yaşadıkları zorlukları anlatılıyor, anıları. Çok da içtenlikle anlatılan bir kitap. Yani çok içtenlikle yazılmış. Bilgi olarak çok güzel bilgiler içeriyor. Yani tarihsel bilgileri olsun. Çok kuvvetli kitabın. O yüzden okumanızı tavsiye ederim. Yakup Kadri'nin Yaban kitabını okumanızı öneririm size. Bundan önce de hatta başka bir video çektim. O videoda gelirse eğer editleyebilirsem o videoyu bu giysilerimi tekrar görmüş olacaksınız. Üşendim değiştirmeye çünkü. Çünkü biraz edit yaparken de çok üşeniyorum. O yüzden kitap videolarım aynı şekilde geliyor. Bir de onların konsepti aynı diye aynı şekilde koyuyorum onları. Neyse, kitabı okuduysanız, okumayı düşünüyorsanız ya da başka aklınızda varsa kitap, ya işte ben bu kitabı duydum ama ne anlattığını bilmiyorum, İşte sen de okuduysan anlatır mısın dediğiniz kitaplarınız varsa bana mutlaka yazın. Yorum olarak yazabilirsiniz ya da sosyal medya hesaplarımdan yazabilirsiniz. Aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum sosyal medyalarımı. Zaten hani bu isimde nadir insanlardan olduğum için her yere Beyhan Bacanak yazdığınızda çıkıyorumdur. İlk ben çıkarım diye düşünüyorum. Beni takip etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer kitabı beğendiyseniz tekrar söylüyorum. Konuşamadım, ne diyordum? Videoyu beğendiyseniz... Hayır, karıştı orada. Kitabı beğendiyseniz ya da okumayı düşünüyorsanız, işte beğenmediyseniz falan yorumlarınızı mutlaka yazın. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin.